Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den herkese merhabalar. Sağlıklı günler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum psikolog Buse Kavurmacıoğlu. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz efendim. Bugün pandemi, pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin e, psikolojik süreçlerini anlatacaksınız evet. bizlere. <laughs> İsterseniz onlara başlamadan önce sizi biraz tanımak istiyorum. Tabii ki de. Ben psikolog ve aile danışmanı Buse Kavurmacıoğlu. 3 <laughs> yıldır kendi kliniğimde aktif olarak danışanlarıma hizmet vermekteyim. Aynı zamanda çocuklara özel oyun terapisi, eğitim <laughs> koçluğu, viskar zekan testi ve hipnoterapislik gibi eğitimlerim de var ve bunları da aktif olarak uyguluyorum. Efendim malum pandemi sürecindeyiz ve bizler evet. ebeveyn olarak da çocuklarımız düşünüyoruz. Onlar Hı -hı. nasıl etkiliyor? Ergenlerimiz ve küçük çocuklarımız ben bunu merak ediyorum. Bir ebeveynim evet. ben de çocuğum Hı -hı. için tabii ki de ve vatandaşlarımız için bu soruyu size sormak istiyorum. Hı -hı. Kaygılanıyorum nasıl olacak? Evet şu anda tüm dünya olarak zaten biz yetişkinler olarak da bir kaygı Hı -hı. endişe halindeyiz. Çünkü ortada belirsiz bir durum var. Bu belirsizlik bizi daha çok kaygılandırıyor. Çocuklar ve ergenlerde bu kaygı daha çok korkulara da dönüşebiliyor. Onlardaki anksiyete Anksiyetenin artmasının nedenlerinden birisi kendilerine bir şey olacak mı, ailelerine bir şey olacak mı, hatta onları kaybedebilecekler mi, sonuç ölümle mi sonuçlanacak? Bu gibi durumlar çocuklarda anksiyetenin daha fazla artmasına neden olabiliyor. Biz yetişkinler yine bunu kontrol edebiliyoruz ama çocuklarda durum tam olarak öyle olmuyor. Çünkü onlar kaygılandıklarında veya şu an gözle göremedikleri bir şey oldukları için anlamlandıramıyorlar olayı ve onlar da daha zor bir süreç işliyor şu anda. Peki psikolojik olarak etkileniyorlar ama çocuklarımızın Hı -hı. yaşları da burada önemli mi? Tabii ki de yaşlar çok önemli oluyor. Küçük çocuklar özellikle bu konuda şu Hı -hı. anda gelişimlerini tamamlayabilmeleri gerekiyor çocukların ve küçük çocuklarda tam olarak tamamladığı bir gelişim dönemi varsa bu anksiyete ile beraber tekrardan eski dönemine düşebiliyorlar. Mesela şu şekilde. Tuvalet alışkanlığını tamamlamış bir çocuk varsa tekrardan alt ıslatmaya başlayabiliyor. Veya bir çocuk parmak emme davranışı göstermiyorsa parmak emme davranışı sergileyebiliyor. Çünkü bu kaygılarını ve korkularını bedenine yansıtmaya çalışıyor veya çocuk bebeksi konuşmalar sürdürebiliyor. Özellikle bu zaten küçük yaş grubunda gözüküyor. O yüzden Be yaşlarla çok ilgisi var aslında. Her çocukta farklı etki yaratıyor, evet. aynısı Aha. değil değil mi? Hı -hı. Aslında aynı yaşta olan çocuklarda bile farklılık gösterebilir çünkü bütün çocukların olaylara verdiği tepkileri, duyguları bambaşka oluyor. Peki çocukların anksiyeteli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Hı hı. Biz ebeveyn olarak neler yapabiliriz hocam? Evet, çocukların anksiyete düzeyi öncelikle çocuklar mesela çok hırçınlaşmışsa normal haline göre çok daha fazla ağlıyorsa, anlamsız bir şekilde sık sık ağlamaları, hırçınlaşmaları, bağırmaları hı hı. veya uyku düzeninde bozukluklar, yemek düzeninde bozukluklar, anlamsız baş ağrıları, karın ağrıları gibi sorunlar gözlemleniyorsa, normalde yapmadığı davranışlar daha fazla olarak yapılıyorsa çocuklarda bir anksiyete durumu söz konusu. olabilir. Olabilir. Bunları çocuklar duygu ve düşüncelerini biz yetişkinler gibi kolaylıkla ifade edemezler ve o yüzden anlamamız çok daha zorlaşabilir. Özellikle bu konuda ebeveynlerin çocuklarının çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Yani çocuğu normal bir olayda nasıl tepki veriyordu şu an bu süreçte o olaya nasıl tepki veriyor? Eğer tepkide aşırı derecede bir farklılık varsa orada çocuğun da normal yolunda gitmeyen bir duygusal çalkantılar var diyebiliriz farklılıklar gösteriyor. Biz anne baba olarak tabii ki de evet. anlayabiliriz aslında hı hı. ne gibi kaygılar duydun neden evet. kaygı duyduğunu hı hı. anlayabiliyoruz. Ve bunu anladıktan sonra o çocuğun duygu ve düşüncelerine göre çocukla konuşmak çok önemli. Öncelikle onu anladığınızı hissettirmek <laughs> en önemlisi. Çünkü çocuk güvenli bir alanda olursa, onu anlayan ebeveynin olduğunu fark ederse kaygı düzeyi daha azalmış olur. Ama onun yerine sen şu anda bu olayı anlamıyorsun. Sen git anlayamazsın zaten gibi çocuğu geçiştirerek, küçümseyerek cevaplar verirsek o çocuk da kaygı daha çok artacaktır. Çünkü kafasında mantıklı, gerçekçi bir cevap oluşmamış olacaktır. Biraz da e, çocuklarımız bize gelip belki anlatabilirler Aha. bu konuyu eleştirmemek yerine onlarla Hı -hı. konuşmak ya da biz sizin gibi uzmana götürmek Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Siz bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle hocam? uzmana götürme konusunda herkes aynı yaklaşmayabiliyor. Tabii ki de uzmana görünmek en doğru olanı ama Hı -hı. bazı ailelerde öncelikle çocuğunda sorun yokmuş gibi yaklaşabiliyorlar. Bu tarz olaylarda Hı -hı. öncelikle çocuğu çok iyi gözlemlemek gerekiyor. O çocuk gerçekten normal bir davranışlar sergiliyor Eğer sergilemiyorsa normal davranışlar kesinlikle bir uzman desteği alması gerekiyor. Ama mesela bu davranışlar şöyle olabilir. Çocuk normalde daha hareketli ise birden çok pasif olmuş olabilir, içine kapanmış olabilir, sürekli ağlayan bir çocuk olabilir veya anlamsız bir şekilde karnım ağrıyor diye sık sık ağlayabilir. Bu durumlar zaten çocukta normal olmayan bir süreçler var demektir. Ve o noktada kesinlikle bir destek gerekiyor. İyi bir gözlem hı hı. ve uzman danışarak evet. biz bu sorunu kökten çözebiliriz. Evet kesinlikle. Daha da fazla ileriye gitmeden müdahale hı hı. edebiliriz diyorsunuz. Hı hı. Peki çocuklarımız için bunları yapıyoruz ama ergenlik döneminde Hı -hı. psikolojik sorunları olan evet. e, çocuklarımız için nasıl davranmalıyız? Hı -hı. Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç Evet, dediniz. ergenlerde bu süreç aslında çok daha zorlu. Çünkü ergenlik biliyoruz ki ailelerle çatışmaların arttığı bir yaş Hı -hı. grubu. Çünkü ergenlikte daha çok arkadaşlarla beraber olmak, onlarla sosyal dışarıda gezmek, sosyal hayatı devam ettirmek istekleri oluyor. Ama bu süreçle şu an ergenlerin istediği tamamen zıt Çıkışıyor. Ve ergenler dışarıya çıkamadıkça aileleriyle sürekli evde kalmak zorunda oldukça aileyle daha fazla çatışma haline girmiş oluyorlar. Bu daha çok aileyle iletişim kopuklukları sağlayabiliyor. Aileler bu noktada ergene de aynı şekilde onu anladıklarını, onların duygularını, düşüncelerini anladıklarını ve onu hissettiklerini o an orada ben seninle buradayım ve seni dinliyorum mu ailenin hissettirmesi gerekiyor ergenlere. Ve ergenler de çocuklar gibi olmadığı için daha mantık çerçevesinde bakabildiği için bilimsel verileri, mesela ergenlerle beraber takip edebilir aileler, bilimsel verilerde düne göre artışma olmuş, azalışma olmuş şeklinde sohbet ortamı oluşturabilirler. Hı hı. Bu zaten ergenle ebeveynin de iletişimini güçlendiren bir durum olacaktır. Peki anksiyetenin arttığı Hı -hı. durumlarda biz ne yapabiliriz en son Hı -hı. çözüm olarak? Evet, anksiyetenin arttığı durumlarda en ön, en önemlisi kas gevşetme hareketleri ve nefes alıp verme egzersizleri yapabiliriz. Ama çocuklarda bunu mesela küçük çocuklarla da yapabiliriz. Bunu oyunlaştırarak iki avucumuzu böyle birbirine vur Hı -hı. sıkıştırarak itme çekme hareketleriyle kas kontrolümüz bize ait. Kaslarımız bizim elimizde. Bunu oyunlaştırmak çocukların hoşuna gidecektir. Çok güzel. Ve aynı şekilde nefes alıp verme nefesimizi derince çekeceğiz. Sonrasında o nefes ...besimizi içimizde tutacağız sıkı bir şekilde. Yavaş yavaş bırakıyoruz... ...şeklinde oyunlaştırmalar... ...çocukta bu anksiyeteyi azaltacağı gibi... ...bu olayı yok saymaya kadar götürebilir... ...ve bu da çocukları rahatlatan bir durum... ...dolayısıyla aileleri de rahatlatır. Gerçekten çok dikkatimi çekti... ...bu kaygıyı Hı -hı. ortadan kaldıracak oyunlar dediniz... Evet. ...seyircilerimiz için o oyunu elinizle... ...tekrar bir gösterebilir misiniz Tabii hocam? Tabii ki de. Elimizle bu şekilde Hı -hı. itme hareketleri yaparak... ...karşılıklı bir el Hı -hı. gösterebiliriz. Bu şekilde çocukla itme hareketleri Hı -hı. yapabiliriz. Aynı işlemi tabanlarımızla da yapabiliriz oynadığımız şekilde oyunlarla. Hı hı. Ve en önemlisi aslında şunu da ekleyebiliriz çocuklarla beraber resim yapabiliriz. Çocuklarımız duygularını en iyi resimlerde ifade ediyorlar ve çizdiği resimlerde ne anlatmak istiyor? Bu olay o resimle yansıyor mu veya nasıl yansımış orada bize neyi mesaj olarak veriyor? Hı hı. Bunlar çok önemli aslında içerikler içeriyor bizim için. Oyun terapisi olduğunu hı hı. söylediniz hocam biraz evet. da kısa bir şekilde ona değinmenizi istiyorum. Hı hı. Ee, ne tür psikolojik sorunlarda siz bu Hı -hı. oyun terapistliğine hani e, yol gösteriyorsunuz? Nasıl evet. bu süreç nasıl ilerliyor? de size Hı -hı. geliyorlar. Oyun terapisi şu şekilde küçük çocuklarda şu anda sizinle olduğu gibi bir sohbet halinde olamıyoruz Hı -hı. seans sırasında bir saat boyunca çocuğu bir sohbet ortamında tutamayız ama oyun terapisinde oyun oyuncaklar desteğiyle Hı -hı. çocuğun o an bizimle kalmasını sağlıyoruz ve her oyuncağın oynadığı oyunların aslında gizli bir anlamları gizli taşıdıkları içerikler var ve o Hı -hı. oyunla çocuğun oradaki sorun altında yatan nedenini anlamaya çalışıyoruz. En çok başvurulan nedenlerde parmak emme, alt ıslatma, tuvaletini kaçırma veya kardeş kavgaları, kardeş kıskançlığı, boşanmalarda çocuğun çok etkileyen bir durum. Bu gibi durumlarda oyun terapisine başvurmak çocuklar ve aileler için en sağlıklısı oluyor. Her yaştan danışmanlarınız var. Evet. Hocam bu pandemi sürecinde ergenlerde ve çocuklarda farklı psikolojik sorunlar meydana geliyor dediniz. Hı hı. Peki son olarak vatandaşlarımıza nasıl çözüm yolları aramak gerektiğini söyleyebilir misiniz? Hı hı, tabii ki de. Öncelik olarak vatandaşlarımız kendi kaygılarını, streslerini kontrol altına almalar. Çünkü biz ne kadar kaygımızı kontrol altına alırsak çocuklara da bunu o kadar yansıtmış olacağız ve çocuklar tamamen bizim kaygılarımıza göre ilerliyorlar. Biz kaygımızı kontrol altına aldığımızda onlar için süreç çok daha olumlu olacak. Mesela onlar Resim yapmaktan bahsetmiştim. Resim yapmak, masal okumak, beraber hayaller kurmak çocuklar için bu süreci çok daha hafife indirgemiş olacaktır. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim, ederim hocam. Ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz bugünkü Sağlıklı Günler programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her hafta farklı bir branş ve farklı bir konukla ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın, bizimle kalın.